Çok değerli seyirciler ve şu an ekran başında olanlar. Efendim ben nacizane sunucunuz. Cenk Tunalı ile Ünlülerle Söyleşiler programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Çok sevdiğim bir arkadaşım her şeyden önce. Onu yaptığı işlerden çok iyi tanıyorsunuz. Hem sunucu, hem oyuncu, hem yönetmen... her işi yapabilen, çok yönlü, çok yetenekli bir arkadaşım bugün konuğum. İlker Ayrık, hoş geldin. Sevgili kardeşim, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. güzel bir hava. Kolay değil. Sen şimdi sunuculuğu gerçekten çok iyi yapıyorsun. Senin karşında yapmak kolay değil. Aşk olsun ya. İki arkadaş sohbet ediyoruz, ayıp ediyorsun. aynen. Öncelikle çok teşekkür ediyorum kırmadın geldin. Geç geldim, birkaç zamandır konuşuyoruz. Evet. Hem sağlık işleriyle uğraştık falan. Çok şükür karşındayım, seni beklettiğim için gerçekten özür dilerim. Estağfurullah, ben sana çok gönül koymuştum, çok sevdiğim bir adamsın çünkü her şeyden önce. Ve efendim ben şey diyorum, tabiri caizse biz aynı sokağın çocuklarıydık, çok ortak arkadaşımız var. Birlikte bir şekilde büyüdük, ettik yani diyebilirim kabaca. Çok güzel zamanlarda paylaştık. Hemen giriş yapmak istiyorum İlker, müsaadenle. Seni yıllardır birçok işte keyifle izliyoruz. Ama şunu oyuncu adayları özellikle çok merak ediyorlar. Klişe olsa da bu soruyla başlıyorum. İlker Ayrık bu mesleğe ilk ne zaman, nasıl başladı? Bir kere sahne tozu yuttum bile, vardı ya. Ama hakikaten öyle, çok klişe ve sıkıcı olabilecek bir şey. Ben lisedeyken matematik bölümündeydim ve işte daha mühendislik istiyordum ve özellikle şeydi, endüstri mühendisliği üzerine çalışmak istiyordum. Kredili bir sistemde okuyorduk bizim zamanımızda ve ne kadar çok aktivite yaparsanız o kadar çok kredi biriktirip erken mezun olma şansınız vardı. Bir yarım dönem okula takabilecektiniz. Ben de hem basketbol oynuyordum hem de tiyatro kulübüne dahil oldum lise son sınıfta. Sonra bir okul oyunuyla sahneye çıktım. Gerçekten selama çıktığım anda bir oyun oynadık. Tabii lise oyunları müsamere bir gece için hazırlanıyor ya. O gece yani sahneye çıktım, selam verdiğim anda oyuncu olmaya karar verdim. O garip bir şey, nasıl ifade etmesi çok zor ama gerçekten o anda karar verdim. Biliyorsun ki bizim iki aşamalıydı zamanında üniversite sınavı. ÖSS, YS vardı. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar. Önce bir ÖSS'ye giriyordunuz. Sonra ona giriyor. Ben hiçbir ÖYS sınavına bile katılmadım. O kadar oyuncu olmak istedim. Öyle söyleyeyim. ÖYS'ye bile girmemiştim. Biraz klişe, biraz sıkıcı ama o lise oyununda oyuncu olmaya karar verdim. Süpermiş. Sonrasında bir MSM dönemi var sanırım. Şöyle, Balıkesir'deydi bu. 18 yaşındaydım. Bir şekilde annemi ikna ettim. Çünkü babam 9 yaşındayken kaybetmiştik. İşte başımızda hem anne hem baba anne. İkna ettim. 18'inde İstanbul'a geldim. Okul kazanamadım. Bir Hacettepe sınavına girdim. İstanbul sınavına girdim. 2 sene Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyer oldum. Ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi macerası başladı benim için. 1999. Tabii o... Büyük bir başlangıç yani, hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi. Aynen, bir de ben o dönemi şöyle hatırlıyorum. Biz de öğrenciydik yani, çok ortak arkadaşımız var gerçekten. Evet. Hani sen MSM'nin sembollerinden biriydin adeta. Yani o dönemin oyuncu arkadaşlar arasında demirbaşları sizdiniz herhalde. Evet, çalışkandık ya. Yani her yerde gözüküyordunuz. Her işte evet. Bir şekilde altından çıkıyordunuz. Bir şeyler yapıyordunuz. Doğru. Öyle çok tahmin ediyorum. Ya insan sevdiği okul, yani benim gibi Balıkesir'de doğup büyümüş, efendime söyleyeyim, başta Müjdat Hoca olmak üzere etrafındaki bütün hocalarla hayatında onları görmeyi bile hayal edemeyecek bir yerden gelip onlarla aynı sınıfta derse girince çok kıymetli oluyor, çok tatlı oluyor. Tadından yenmiyor, doyulmuyor. Günümüzdeki temel problem anında doymak ya, hatta tadına bakıp bırakmak. Özellikle doymanın altını çizmek istiyorum. Halen daha hocalarıma doyamıyorum yani. O süper. O bahsettiğin ortam hocalara doyamamaktan kaynaklı yani. İşte süper. Bir de bildiğim kadarıyla bu arada Müjdat hocamızı da ve oradaki diğer bütün
hocalarımız da saygıyla anıyorum. Yani bunu söylemek gerekiyor. Çok önemli bir iş yaptılar. Birçok öğrenciye destek oldular. Eğitim verdiler ve çok önemli isimler yetişti okuldan. Birçoğuyla birlikte iş yaptık. Birçoğunu zaten takip ediyoruz. Hem tiyatro sahnelerinden hem de ekranlardan. Ve benim bildiğim kadarıyla İlker, senin oradaki tiyatro bağın hiç kopmadı. Ve yıllarca devam ettin. Yani hem oyuncusu oldun, hem fikir adamı oldun, hem o tiyatronun bir neferi oldun. Bir yandan da yönetmenliği de orada devam ettirdin. Ve ne kadar yoğun olursa olsun, kendi dizilerin ya da işte sinema projelerinin sunuculuğun, o hep bir şekilde devam etti. Doğru biliyorum değil mi? Doğru doğru. Aynen de devam ediyor. Mezun olalı yaklaşık 17-18 sene oldu. Bayağı öğrenciyken, öğrenciyken başlayan bir iletişim. Halen daha hem MSM oyuncuları zamanında hem Müjdat Gezen Tiyatrosu zamanında aktif olarak zaten hocanın tiyatrosunda da yer aldım. İşte kendi tiyatromuz Pervasız Tiyatro'yla da 18 yıl mezun olduğum günden beri hiçbir sezon kaçırmamışım. Geçen ona baktım. Her sezon sahneye çıkmışım. Hatta daha sonra işte yani kimse bizi tanımıyor, bilmiyor. Şimdi televizyonda meşhur olduktan sonra tiyatroya geliyor diyor ki vallahi sizin de hani meşhur olduktan sonra tiyatroya başlamanız çok iyi olmuş falan diye söyleyen. Fakat hiç bırakmadık. Sadece popüler olmadığı için takip etmiyor ve izlemiyor. Tiyatro izleyicisi olmadığı için öyle zannediyor. Bu da çok normal ama 18 yıldır devam ediyor. Hani televizyona sonradan başladık gibi aslında tam tersi. Ama popüler olan o sanki amiral gemisi o zannediliyor. Ama günümüzde maalesef ya zaten normal. Bilen biliyor onu. Yani şey normalde eğitmenlik yapan birçok arkadaşımız da sen de çok iyi biliyorsun. Yani şimdi böyle bir moda var. Yani televizyonda görünce zannediyorlar ki hani bunu yapmak çok kolay. Hani ben hemen bir ajansa kayıt olayım. 2 ay kurs alayım yapayım. Bu öyle bir şey değil. Bunun en canlı örneklerinden bir tanesi sensin. Ben şey diyorum ona, o gruba şövalyeler grubu diyorum. Ne olursa olsun işte tiyatrodan, sahneden, bir şeylerle mücadele etmekten vazgeçmeyen bir ekip. Hatta yarın akşam da konuğum Engin Epiler olacak. Onu da öyle görüyorum. O da vazgeçmeyenlerden. O yüzden çok saygı duyuyorum. İnadına bu soruyu sordum. Peki televizyonla ilk ne zaman başladı oyunculuk? O serüven ilk nasıl dile geldi? Ya işte öğrenciyken zaten çok aynı dönemdeyiz ya. Tamamen ekmek kapısı böyle 3-5 diziye gidip geliyorduk. Geliyorum böyle gibi bir şey. Hiç konuşup geliyorum. İlker'cim araya reklam alıyoruz kusura bakma bir yerden. Biz de bu işi döndürmeye çalışıyoruz. Bu problem. İşte birkaç böyle dizide hani para kazanmak için epey bir işte ne derler ağzımızın suyu akıyordu. Ama beni çok iyi bileceksin, bizi izleyenler belki ne derler samimi bulmayabilir ama gerçekten ünlü olmak hiç umurumuzda olmadı. Sadece para kazanmak umurumuzda oldu. Çünkü tiyatronun temel problemi sadece tiyatro yaparak yaşamını geçindirmeyi de eksik buluyorum. Bu geçinmenin içerisinde kendini geliştirme, gezme, tozma, seyahat, farklı ülkelere gitmek, turistik yapabilmek, kaliteli bir yaşam tamamını katarak söylüyorum. Aksi takdirde hayatta kalmaktan bahsetmiyorum. Zaten bir şekilde hayatta kalmak için çaba harcıyoruz. İşte tiyatromuzun temel problemi bu olduğu için sadece tiyatroyla sahne dışında güler yüzlü bir hayat yaşayamaz halde Türkiye'de tiyatrocular. Tiyatrocu sadece sahnede yüzü gülüyor. Perde kapandığı anda da aga bir şey Allah Allah. perde kapandığı anda da bir başka bir keder başlıyor. Başka bir koşturma başlıyor. Tam zamanlı tiyatro yapamıyoruz. Maalesef yapamıyoruz. Temel problemimiz böyle. İşte bu diziler ard arda geldi. Aslında aynı jenerasyondayız hepimiz. Kimimiz biraz daha şanslıydık, kimimiz biraz daha şanssızdık. Bir diziye girdik, tuttu, oradan yürümüş olduk. Ya herhangi bir dizi tutabilirdi. Ne benimle tuttu, ne bensiz tutmayanlar oldu. Bir ayağın şarkısı gibi oldu bu. Ama evet. Senin farklı bir tarafın var İlker. Şimdi ben mesela hani bu programda bir reyting kaygısı olmadığı için çok da rahat konuşuyorum. Sadece bir hatıra hikayesi var. Senin oynadığın o dönemdeki dizileri de biliyorum. Sonra yaptığın işleri de biliyorum.
Hatta buna sunuculuğunu da çok net bir şekilde ekleyebilirim. Sen hep çok samimi, çok böyle kendine münhasır bir adamdın ve bu yaptığın işte de çok belli oluyor. Yani bu böyle hani tamam, bazı arkadaşlarımızın yaptığı bir iş tutabilir, orada bir rol oynuyordur, kendini gösteriyordur. Ama senin gerçekten hikayenin farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen nasıl oynuyorsan öyle oynadın, nasıl konuşuyorsan öyle sunuyorsun. Yani o samimiyet de bu tarafa çok geçiyor. Buna sen de katılıyor musun? Muhtemelen böyledir. İşte bana soruyorlar, özellikle yarışmadaki halin, sen hayatta hep böyle misin? Hayır, elbette böyle değilim ama o benim bir halim. Ben kendimin bir halini sürekli tekrar edip taklit ediyorum. Evet, o benim ama her zaman böyle olmam imkansız. Yani hep aynı örneği veriyorum. Hani eve geldiğimde iki tane çocuğum var. Sürekli yemeğin tenceresini koyup da böyle bakalım ne çıkacak. Ooo falan yapmıyoruz yani. Açıyoruz ve yemeğimizi yiyoruz yani. Akşam yemeği için 5, 4, 3, 2 falan diye böyle bir şeyimiz yok yani. Eyvallah, özlemişim seni gerçekten. Şu hemen arka arkaya gelen espriler, durmayan hikayeler, özlemişim. Peki şunu soracağım. Normalde bazen öyle bir algı oluyor. Ben hep düzeltmeye çalışıyorum. Zannediliyor ki oyuncu olunca birçok şeyde yapabiliyorsun. Hani sanki yönetmen de olabiliyorsun, sunucu da oluyorsun falan gibi. Diyorum ki bunların hepsi ayrı bir alan, çok ciddi bir emek istiyor ve o konuda çok yatkın olmanız da gerekiyor. Her iyi oyuncu iyi bir sunucu olmayabilir ya da iyi bir oyuncu iyi bir yönetmen, eğitmen olmayabilir. Sunuculuk hikayesi senin adına nasıl başladı? Kendiliğinden mi oraya geldi hikaye? Kendiliğinden oraya geldi. Ben Geniş Aile dizisinde oynarken o dönem işte Kanal D'de, Kanal D'nin CEO'su İrfan Şahin, ben bilmem eşim midir, programına sunucu aranırken ekip işte sunucu arıyor. İrfan Şahin de diyor ki ya bizim bir Geniş Aile dizisinde Mürsel'i oynayan İlker var ya diyor. O çok iyi yapar bu işi, onu çağırın diyor. Tamam tamam diyorlar, başka sunucu arıyorlar. Ya bir sunuculuk geçmişi arıyorlar. Hı. En sonunda İrfan Bey'in dediğine geliyor. Birazcık o beni hani çekip çıkartıyor. Ulan bu adam bu işi yapar deyip programı bana emanet ediyor. Birazcık keşfedilmiş oldum aslında. Süper. İyi ki de bana, eyvallah. Bana da bu şey söylendi. Hani yapar mısın diye. Çok da iyi bir teklif tabii. Yani şey olarak kariyer anlamında söylüyorum. Dedim ki ya 3 gün bana müsaade ederseniz ben cevabımı veririm dedim. Benim ukala da zannettiler ilk başta. Çünkü ya eve döndüm, hakikaten yapıp yapamayacağımı düşündüm. Öyle kolay değil. Gerçekten. Hiç kolay. Başta çok korkmuştum. Korktuğum kadar da vardı nispeten ama ben ayıp söylemesi, çalışkan bir adamım. Ben çalışmayı çok seviyorum. Evet, İşimle yatıp kalktığım için çok çalışarak nispeten üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Yani bunu takip edecek arkadaşlar varsa ben dünyanın en sıkıcı abiyim. Ona kardeş olarak diyeceğim ki abi çok çalışman lazım. Çünkü hep okulda da anlatıyorum, bu iğne değil şırıngayla zerk edesin. Efendime söyleyeyim, hap değil ağızdan atasın, fitil değil bir şekilde vücuduna nüfus etsin. Yani çok çalışarak olacak şeyler. Yani seninle ilgili şöyle bir gözlemim de var benim. Mesela bazı oyuncu arkadaşlarımda şey görüyorum. Hani işte televizyon izlerken bir filmine denk geliyorsun, dizisine, bir şeyine. Diyorum ki ya bu filmde çok iyi oynamış ya da bu dizide çok iyi oynamış. Seninle ilgili bir şey denk geldiğinde genelde hep şunu fark ediyorum. Bilmiyorum hani seni özel sevdiğinden mi, gerçekten mi diye, ama bu benim samimi fikrim. Ben her işte apayrı keyif aldığımı düşünüyorum. Ya arkadaş, yani bir işte de hani o kadar keyif alma diyorum. Diyorum ki ya sinemada ne güzel bir karakter çıkartmış, o kadar doğal, naif yapmış ki. Ya adama bak ne güzel kendisi gibi sunuyor. Ya bak bu dizide de adam bayağı çok güzel bir tipi oynamış ama hemen kabul ediyoruz diye. Bu senin için bir nasıl söyleyeyim, bir kural mı? Yani yaptığın işten, gerçekten her işten keyif alıyor musun? Alıyorum ya, bir asgarisi var. Yani bir tanesinden çok aşırı alıyorum, bir tanesinden sadece çok alıyorum. Ama alıyorum yani, işi sevmekle ilgili bir şey ya. Yani iyi bir marangoz ahşabı seviyor ve işte masa yaparken de aynı keyfi alıyor. Sandalyede de alıyor. Efendime söyleyeyim, gardırop yaparken de alıyor. Yani biz de tahtayı seviyoruz herhalde. Yani malda biz olduğumuz için hani mesleği sevdiğimizden ya başka türlü yapılacak bir şey değil. Başka türlü çok hastalıklı bir şey yani.
Aynen. Yani başka mesleği yapmak isteyip de bambaşka bir mesleği yapmanın kendisi hastalık. Bütün işler için söylüyorum. Genel dünyadaki ya da ülkemizdeki temel mutsuzluk, ya bir ortamda 10 kişi oturuyoruz, 8 tanesi diyor ki aslında ben şuradan mezunum diyor. Hiç kimse mezun olduğu işi yapmıyor ki. E o 4 sene ne yaptık? Bundan sonra ne yapacağız? Yani ya sevdiğin işi yapmıyorsun ya da yaptığın işi sevmiyorsun anlamına geliyor. Fakat özellikle tüm sanat dallarında baleye puanın tutmadığı için operacı olmuyorsun ya. Yani taammüden girdiğin şeyler. Yani kimya mühendisi olmak istiyorsun, olmuyor ama kimya öğretmeni oluyorsun. Çok farklı iki meslek. Yani kimyayı sevmek yetmiyor. Eczacılık istiyorsun, kimya mühendisi oluyorsun. Çok farklı iki iş. Dolayısıyla ben ömrünü geçirmek istediği işi, sevdiği işi seçen insanları hayatta her zaman şanslı ve muhtemelen ölene kadar da mutlu olacağını düşünüyorum. Aynen. Bir de sen daha tabii çok saygın bir meslek olarak bakıyorsun. Hani bu işin içinden biri olarak ve hala devam eden biri olarak diyeyim. Bugüne kadar oynadığın belki birçok tiyatro oyunu oldu, dizi oldu, sinema oldu vesaire. Ciddi ve çok güzel, başarılı bir CV var. Ayrıca seninle gurur duyuyorum, onu da söyleyeyim. Bunların arasında yani hepsi çok kıymetlidir ama ya şu rol vardı, benim adıma bir dönüm noktası oldu. Ya da tiyatroda şu oyunda benim için özel bir anlamı vardır gibi bir rol oldum ya da roller. Oldu. Sadece yeterince oynayamadım. Biz Pervasız Tiyatro olarak Aykut'la beraber Uçurtmanın Kuyruğunu Savaş Hoca'dan miras alıp 12 senedir oynuyoruz. Ve artık Pervasız Tiyatro olarak daha büyük, daha azametli ve daha çok kişiye dokunabilir projeler imal etmek için 4 ortak tam pandemiden işte bir ay önce Keşanlı Ali Destanı'nı çıkardı. Yücel Erten yönetti, Çiğdem Erken Orkestra'da canlı müzik, canlı orkestra. Çok yoğun ve yorgun bir dönemden girdim ve ilk iki oyunda kendimi hiç sevmedim, başarılı olamadım ama ışığım parlayacaktı. Yani rolle ne derler, hesabımı kesmeye başlıyor idim ki tiyatroyu şu anda herkes gibi kapatmış olduk ve çok çok özel bir tiyatro için büyük bir teşebbüs olan Keşanlı Ali Destanı'nda şimdilik depoya kaldırmış olduk. Benim için dönüm noktası henüz oynamadığım bir oyun diyeyim ben sana. Çok hayran oldum, sevdim kendimi. Ben de bir kitap yazıp sana hediye ederdim. O kadar güzel konuştun ki. Evet, İlker Bey'le güzel bir açık havada sohbete devam ediyoruz. Umarım güzellikle muhabbetimiz keyifli sürecek. Peki. İçeride devam edebilirim. İki tane oğlum var. Dolayısıyla sohbetin ana konusu onlar olur. O yüzden balkona kaçmışım. Olsun, ben dikkat ediyorum. Ben onları takip ediyorum zaten. Doğru zamanı buldum babalarıyla röportaj yapmak için. Peki İlker, şunu sormak istiyorum. Yani hepimizin birçok hayali olabiliyor oyuncu olarak. Senin kendi tiyatron da var ama önümüzdeki süreçte, bu arada umarım en yakın zamanda sahnelerimize kavuşuruz. Artık çok özledik. Ama yakın zamanda ya da gelecekte diyeyim daha doğrusu, oynamak istediğin özel bir rol, özel bir karakter var mı? Özel bir oyun, özel bir film, dizi projen var mı? Ya da ne bileyim, bambaşka bir tiyatro binası açmayı hayal ediyor musun? Var mı böyle hayallerin? Tiyatro binası hayal ediyorum ya da alternatif tiyatro mekanları üzerine zaten çalışıyorum. Keşanlı Ali ile beraber bir de ardından daha nasıl söyleyeyim, daha mütevazı bir kadroyla turne yapmak istiyorum. Ya turne yapmayı çok isterim. Ya turne çok başka bir şey ya. Çok iyi biliyorsun. Dünyanın en zevkli şeyi. Turne yapmayı çok özledim. Hem salon bakıyoruz. Bir salon açmak istiyorum. Hem de çok turne yapmak istiyorum. Turneyi çok özledim. Turneye ben bayılıyorum. Yani geçen sene de çok kısmetliydim o konuda. Uzun zaman sonra başka tiyatrolarda oynadım. Sadece oyuncu olmak çok keyifliymiş İlker. Hani acayip. Müthiş bir lüksmüş. Birçok yerde ulaştık, gezdik. Oyunlar da çok güzel gitti. Ta ki pandemiye kadar oldu. Peki şeyi soracağım bu arada. Tiyatro binası hayal ettiğini söyledin. Gerçekten çok büyük bir sahne mi düşünüyorsun, yoksa böyle bir alternatif avantgard bir mekan gibi mi? Yani çok avantgard demeyelim ama
şeyde daha böyle Team Maslak Show Center gibi böyle hani 2000 kişilik şovlardan ziyade böyle 250-300 maksimum seyirciye oynanan sıcak salonları biliyorsun ki oyuncular daha çok sever. Yani evet. 15 tane o oyun oynayayım, 2 tane de ama o şovda olsun, onun azameti farklı ya. Hepsi farklı bir meyve, rengi, tadı, efendime söyleyeyim vitamini farklı yani. O da olsun, bu da olsun, hepsini açamayacağımıza göre bir ortalama böyle 250-300 kişinin katılabileceği, oyuna katılabileceği bir salon hayal ediyorum. Ben öyle salon seviyorum. Yani ne kadar 100 kişi, 150 kişi bayılırım yani. Çok süpermiş. Çok sevdiğim. Süpermiş. Peki hakikaten büyük maharetti. Yani tiyatronun bir şekilde, yani yeni tiyatro açtın, yıllardır devam ettin. Belki şimdi yeni hayaller bir yandan besliyorsun. Bir yandan inşallah diğer hayaline de kavuşursun. Muhteşem bir tiyatro binası sana kısmet olsun. Gelip bize de oynamak kısmet olsun ayrıca diyelim. Peki o süreçte bütün tecrübelerine dayanarak soruyorum. Tiyatronun oyuncu için kattığı şeyler neler? Ya da şöyle sorayım. Bir set ortamıyla tiyatro ortamı arasında oyunculuk anlamında teknik farklar nelerdir sence? Şöyle oluyor. Mesela bir dizide oynadım ben. Bir 100 bölüm sürdü. Bir tanesi 150 bölüm sürdü. Her bölüm senaryosu birbirinden farklı. Ve aksiyonu farklı, kimi zaman mekanı farklı, yürüyüşün farklı, oturduğun yer farklı, sahnenin öğeleri farklı, her şey farklı. Fakat bir süre sonra birbirinin aynısıymış gibi geliyor sana. Tiyatroda ise her akşam aynı sözleri, aynı mesafelerde, aynı hareketle, aynı müzikte ve belki de aynı salonda oynadığım halde her akşam birbirinden bu kadar farklı olabiliyor. Çok pis bir fark bu. İşin teknik olarak bir kere böyle bir farkı var. Yani seyirci değiştiği için, o gün sen değiştiğin için tiyatrodaki oynadığın oyun bambaşka oluyor. Televizyondaki de tuhaf bir şekilde bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlıyor. Tabii çok farklı iki disiplin aslında. Aynen. Yani, ham maddesi aynı. Oyuncu ve oyunculuk yapıyorsun ama kamerasına göre, vaziyetine göre, rol arkadaşlarına göre, yönetmenin dünyasına göre. Tiyatroda yönetmen geliyor, ilk 3-5 oyun, ondan sonra arka koltuklarda gizli gizli oturuyor. Ondan sonra gidiyor, sen de oyuncunun oyununu başlıyor. Peki hocam, İlker Bey, sizin şimdi yönetmenlik tarafınız var. Yani yönetmenliği gerçekten çok seviyor musun? Önce öyle sorayım. Tiyatrodakini çok sevmiyorum. Yani çıkıp oynamak istiyorum. Yani insan içinden gıcık gıcık şey geçiriyorum. Yalan değil yani. Ulan o öyle mi oynanır anları oluyor. Fakat o da öyle ya. Yani çıkıp senin oynayasın geliyor kimi zaman. Dolayısıyla yönetmenlik çok bana göre değil. Eğer çok aha bak bunu ben yapmalıyım. Ya bu dünyayı benim ben kurgulamalıyım demiyorsam çok artık şeyim yok yani. Gelecekle ilgili hani bir yönetmen, tiyatrodaki yönetmenlikle ilgili. Sinemadaki yönetmenlik tabii daha bir cezbedici. Çünkü orada çocuklara nasıl Lego alıyorsan bu da bir yetişkin Legosu. Tabii ki artistik bir dünya, bir hikaye anlatımı, bir hikayecilik aslında. Görüntülü bir hikayecilik. O Lego'yu oluşturmak çok eğlenceli geliyor ama tiyatroda ya oyuncu çıkıyor, oynuyor abi. Elbette asgari. Her zaman daha avantaj. Şeyleri var. Yani saygısızlık etmek istemem tiyatroda yönetmenlik yapanlara. Ben de yapıyorum. Ben yapıyorum biliyorsun. Ben yönetmenliği çok seviyorum. Ben de Yücel Erten'le çalıştım en son. Öyle söyleyeyim yani. Şey, dilimi keserler. Hani tabii ki bir şey yok. Bak şöyle bir şey oldu. Bu bölümleri kesmeyeceğiz yani. Biz Yücel Hoca'yla Keşan Lali için hani söz kestik diyelim. Fakat oyun provasını birazcık öteye aldık. Öne filmi aldık. Filmi de ben yönetiyorum. Muhteşem de bir doktor rolü var. Dedik ya bunu Yücel Erten oynar mı? Dedik Yücel Hoca'yı aradık. O da tabii memnuniyetle dedi. Abi Yücel Hoca geldi sete ben ona yönetmenlik yapıyorum. Ya o kadar gergin ki. İşte oturuyoruz böyle hocam çayınız, hocam kahveniz, hocam bir şeyiniz falan diye. Asistan geliyor diyor ki bana.
Hocam ışık hazır diyorum ki bak bana Yüce Dertler'in yanında hocam hocam. Ondan sonra şakalaşıyoruz filan. İşte o yokken şey yapıyorum ben. Yücel'cim ama böyle olmaz. Bir parça daha mı yapsak filan falan diye. Tabii çok şanslıydım yani. Hem işte sette çalışma imkanım oldu. Hem de Keşanlı'yı beraber çalıştık yani. Bir tiyatroda yönetmen olarak. Çok büyük bir usta. Aynen. O da benim hayatımdaki bir apolettir yani. Süper. Bu arada şöyle bir bölüm var bu programda. Diyorum ki ben konuğuma, ya aradan yıllar geçecek, çok zaman geçecek. Belki bizler olmayacağız. Ya tuhaf bir cümle ama. Birileri yani seni tanıyor olacak, tanımayanlar olacak. Diyecekler ki ya İlker Ayrık diye bir adam varmış. Ya çok enteresanmış. Ya böyle televizyonda şunu yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Ama aynı zamanda tiyatroda da bu kadar da işi yaşamına sığdırmış. Ya bu adam ne demiş bize acaba diye merak edip bu videoyu izleyecekler. Şimdi sana desem ki sana 45 saniye süre gerçekten bu mesleği yapmayı çok isteyen oyuncu adaylarına ne tavsiye eder İlker? Öncelikle çok doğru bir besnek. Biz hocalarımızdan öğrendiğimiz şu: harika bir meslek, sana çok şey verir, seni mutlu eder, hayatını idame ettirir, yüzünü güldürür, kahkaha attırır. Üstelik kolay da bir meslek. Sadece ilk 20-25 senesi, ilk 30 senesi zor diye bize anlattılar. Bizi izleyenlere eğer 20-30 sene sıkarsanız kendinizi, muhteşem bir gelecek sizi bekliyor. Tabii çok çok mutluluk veren bir meslek. İyi ki seçmişsiniz yani. İyi ki. İyi ki. Çok mutlu olsunlar. Çok güzel oyunlar oynasınlar. Çok ciddiye almasınlar. Yaparken dünyanın en önemli işiymiş gibi yapıp yaptıktan sonra yaptığımız işin dünyanın en önemli işi olmadığını kabul etmek gerekir. Öyle insan çok rahatlıyor. Çünkü öyle hata yaptığında gülme alan tek meslek bizimkisi. Sen sahnede bir hata yaparsın ve seyirci güler. Bu kadar büyük bir tevazunun ortasında olmak müthiş bir şey. Sonra seyirci durur mu? Yapıştırır cevabı. Bir de der ki alkış yani şu. Hadi hadi oyna lan tamam görmedik tamam tamam filan gibi bir şey yap. Hiçbir meslekte bu yok. Dolayısıyla bu mesleği seçmiş arkadaşlar bu kadar büyük bir tevazu içeren bir iletişimin ortasında olacaklar. Hayırlı başarılar, hayırlı başarılar diliyorum. Güzel, herkese. Çok güzel söyledin bence. Sadece orada dedim ki ya Allah seni kahretmesin İlker. Seyirciye diyalog yazdı. Hadi hadi oyna kabul ettik diye. Seyirciyi evet, de evet. Konuşturdu. ama hissedersin ya Cenk yani inanılmaz sessiz bir salon. Aslında büyük konuşur ya, o sahnedeki oyuncu bunu bilir, salonun ne dediğini. Oyunu mutlulukla mı izliyor, sıkılmış mı, efendime söyleyeyim, merakla mı izliyor? O sessizlik çok büyük bir aslında çağrıdır ve çığlıktır. Özellikle komedi işlerinde de ağzına işte bir şey gelir, yok takılırsın, bir şeyi düşürürsün, yanlış laf söylersin, kendini tutamazsın, gülersin. Bu bir hatadır. Mühendis yaptığında köprü çöküyor, cerrah yaptığında hasta yatakta kalıyor. Sen hata yaptığında seyirci gülüyor. Sonra da ortamı yine seyirci düzeltiyor. Hadi unuttuk devam et rahat ol diyor yani. O manada. İlker su gibi geçti zaman son bölüme geldik. Çok benim. Enstantaneli bir bölümümüz var. Çok yine klasik bir şey ama benim çok hoşuma gidiyor. Ben bir kelime söyleyeceğim. Sen de çağrışım yapan bir kelime hemen söyleyeceksin. Herhangi bir kelime olarak. Tabii yani zaten meslekle ilgili kelimeler söyleyeceğim. Ben. Tamam. Başlıyorum. Ay çok gerildim. Hadi. Sunuculuk. Kendimi kendim gibi ifade edebildiğim ve çok büyük kitlelere ulaşabildiğim çok eğlenceli bir alan. Çok güzel cevap verdin ama tek kelime olursa çok sevinirim. İyi akşamlar. Hazır güneşmişken. Sunuculuk yani, pek hocalar da tamam. Öyle yapıyor. Herkes cümle cümle cevap veriyor. İşin esprisi orada. Peki soruyorum tamam. Efendim. Yazar. Tamam. Dostum. Yönetmen. Yoldaşım. Set. Aslında açıklayayım. Efendim? Açıkla yoldaşımı açıkla. Hayır dostum. Şimdi arkadaşlarıma da anlatıyorum. Diyorum yazar senin en büyük dostun. Ne anlatacağın aslında onun hikayesi. Onunla beraber çay içmezsen, oturup rakı içmezsen, eğer onu tanıyamazsan ve anlayamazsan şairin yani yazarın derdini seyirciye ulaştıramazsın.
Bu anlamda da yönetmen en büyük yoldaştır manasında söyledim. Buyur lütfen. Yok, çok güzel anlattın. O yüzden özellikle iyi ki sormuşum. Devam ediyorum. Set. Eğlence. Turne. Muhteşem. okul, oyunculuk okulu. Kahkaha. Tiyatro. Çok tek kelimeye sığdıramadım ya. Söyle, cümle söyle. Bu bölümde izin verdik özel. Çok teşekkür ediyorum. Tiyatro ya hem sabır, hem umut, hem güler yüz, hem huzur, hem huzursuzluk. Hepsini barındırıyor. Peki, son kelime sahne. Canım benim. Bugüne kadar kelime kullanmadan cevap verebilen ilk konuğumsun şu anda. Bak bunu sadece hareketle anlattın sahneyi. Evet, evet. Tanrım olsun, eyvallah. Vardır çünkü bizde bir, hani bir mutluluk vardır. İlker'cim çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Yani biz böyle gülerek sohbet ediyoruz ama emin ol birçok oyuncu adayı bu işi yapmayı düşünenler bunu bir ders gibi dinleyecekler. Çok feyiz alacaklar. Nasıl geçti sence program? Çok güzel geçti. Çok özlemişim seni. Birbirimize haksızlık ediyoruz bu kadar az görüşerek. Ayrıca mesleği en az benim kadar seven, en az benim kadar benden daha çok seven ve mücadele eden bir meslektaşımla zaman geçirmiş olmak da bana evet. Çok onarıcı geldi. Seni çok seviyorum. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Kocaman sarılıyorum. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Al benden de o kadar olsun. Şuna da çok katılıyorum. Bu bahaneyle birçok kişiyle görüşüyor. Diyoruz ki ya tamam çok sık görüşmek mümkün olmayabiliyor. İşler, güçler vesaire alışkanlıklar ama ya 3-4 ayda bir kere bile bir 2 saat bir araya gelmek bu kadar da zor değil. Hayat geçiyor çünkü. Bu sözümüz olsun. Buluşalım. Geliyorduk. Onu da hemen sana söyleyeyim. Birkaç kişi böyle bir yerlerde karşılaştık. Aynen az önce yaptığımız gibi. Oğlum görüşelim lan mutlaka. Numaran aynı mı falan diye böyle bir şeyler yaptık. Sonra bunun samimi ama altta ve sahte bir tarafı var. Yani bir türlü görüşemiyoruz. Sonra ben bunu kurumsallaştırmaya başladım. Bir denemeye başladım. Salı Sallanır diye bir organizasyona başlamıştım. Pandemiyle oradan da işte parmak yedik. Salı Sallanır'da da her ayın ilk salısı çok özel bir ortamda buluşuyoruz. Ayda bir kere takvime koyması çok kolay. Her ayın ilk salısı akşam bir saat. Mekanımız Moda'da bizim işte restoran. Orada biraz pandemi dalsın. Salı Sallanır'la devam edeceğiz. Orada çok mütevazı başladık. Gittikçe gelişiyordu ve bir gelenek haline gelecekti ve gelecektir de. İnşallah salıları sallarız. Salının sebebi sahne sanatları için hani salı nispeten bizim için boş bir gündür biliyorsun. Evet. Pek oyun olmaz. Pazartesi değil çünkü pazartesiden başlamayalım dedik. Hani salıdan başlayalım. Bir mantığımız var. Derin bir mantık var. gibi inşallah salı sallanırlarda görüşürüz Cenk'im. Onun dışında eyvallah. Her... Memnuniyetle gelirim. Tiyatrona ayrıca geleceğim. Sözüm olsun. Ben de tutturuk bir adamım. Bir şey söylüyorsam öyle ya da böyle her ya da geç yapıyorum. O yüzden söz veriyorum. Seni hem özel ziyaret edeceğim hem sahnede görmek istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok da sarılıyorum her şey. Ne güzel görüşmek diyorum. Ben de kucaklıyorum seni. Benim için de öyle. İzleyen herkese de çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Evet arkadaşlar geldik bir programın daha sonuna. En yakın zamanda yine muhteşem bir konukla çok keyifli bir sohbette görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. İlker'cim görüşürüz.